Ermenistan ve İran'ın Rus barış güçlerinin kontrolündeki Laçın Koridoru'nu kullanarak Karabağ'a kaçak olarak silah sokulmasını Azerbaycan'ın tepki göstermesinin ardından Laçın Koridoru'nun yakında kapatılacağı, bu söylentilerin de Ermeniler arasında paniğe neden olduğu kaydedildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Karabağ'da bölgeyi Ermenistan'a bağlayan tek yol olan Laçın Koridoru'nun yakında kapanacağı iddia edildi. Haberde, son günlerde bu huzursuzluğun artması, Erivan'daki Ermeni politikacıları ve kamu aktivistlerini harekete geçirdi denildi. Geleceklerinden emin olmayanların sadece Karabağ Ermenileri olmadığı, geleceklerinden daha çok şüphe edenlerin ayrılıkçılar olduğu belirtilen haberde, Laç'ın koridorunu kapatma telaşı, özellikle sosyal ağlarda çok konuşuldu. Nairi Hokikyan dahil olmak üzere bir dizi Ermeni siyasi aktivist, kan kardeşlerini Karabağ'ı Ermenistan'a bağlamanın tek yolu konusunda panik yapmamaya çağırıyor, ancak paniğin hızla yayıldığını kabul etti. Hokikyan, Karabağ'dan onlarca mektup alıyorum, insanlar korkuyor ve ne olacak diye soruyorlar. Sevgili Karabağlılar, bu da Azerbaycanlıların bir başka provokasyonudur. Amacı halkı paniğe sevk etmek, onları göçe zorlamak. Zaman Ermenistan'ı toprak bağlarından mahrum bırakmayacak dedi. Karabağ'daki benzer kargaşanın Ermenistan'da çok fazla olduğu aktarılan haberde, son günlerde Azerbaycan'ın Tovuz bölgesi ile komşu olan Tavuş bölgesindeki bazı köyler taşındı. Tavuş yetkilileri, gelecekteki askerden arındırma ve sınır belirleme ile bağlantılı olarak göçü kendileri açıkladılar. Ardından protestoların siyasi bir boyuta ulaşmasından korktukları için güven verici açıklamalar yaptılar. Ermeni medyası ilk ve son açıklamaları karşılaştırıp yetkililerden net bir açıklama yapmasını talep etse de, ne eyalet yetkilileri ne de Paşinyan hükümeti kamuoyunda ve gelecekte neler olup bittiğine dair net ve şeffaf bir açıklama yapmıyor. Dürüst olmak gerekirse, Erivan'da bazı anlaşmalar hakkında sadece gizli ipuçları var, topluma Azerbaycan'a yeni tavizler ve hükümete teslim olma damgası vuruluyor. Bu Ermeni toplumunun bir bütün olarak henüz olanları tam olarak kavramadığını veya kavrayamadığını kanıtlıyor. Ermenistan tarafından sınırların askerden arındırılması ve sınırlarının çizilmesi ne kadar sürede tamamlanırsa tamamlansın, Rus barış güçlerinin 5 yıllık görev süresi belirli bir tarihte sona erecek ve Erivan'ın diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi yalnızca kendi yararına olacaktır denildi. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından birçok ülke Taliban ile görüşmeler yaparken, Azerbaycan'da Taliban'ın hükümet biçimi ve diğer ülkelerin alacağı pozisyona göre hareket edecek. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Afganistan'daki tüm bölgelerin direnişin son kalesi olarak bilinen Panşir Vadisi hariç, şu anda Taliban kontrolü altında. Sonuç olarak, ülkeden göçmen akışının engellenmesi zor bir görev haline geldi. Durum, Taliban'ın ABD ve diğer batılı ülkelere askerlerini Afganistan'dan çekmeleri için 31 Ağustos'a kadar süre verdiği noktaya ulaştı. Geçen ay Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle İlham Mammadov'un Azerbaycan'ın Afganistan'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak atandığı biliniyor. Ancak oradaki rejim çok kısa sürede değiştiği için büyükelçimiz Afganistan'a gönderilmedi. Bugün Afganistan'ın Azerbaycan'da da bir büyükelçiliği var denildi. Büyükelçilik, örgütün faaliyetleri için özel bir plan geliştirilmediğini söyledi. Açıklamada, büyükelçiliğin faaliyetlerine ilişkin olarak büyükelçi, diplomatlar ve diğer personelin mesai saatleri içerisinde büyükelçilikte bulunduğunu söyleyebiliriz. Özel bir plan yok. Taliban Afganistan'da hükümet biçimini siyasi güçlerle tartışıyor. Bu formatın nelerden oluşacağını ve Afganistan'ın nasıl yönetileceğini araştırıyorlar. Devlet kurumları henüz Afganistan'da faaliyet göstermiyor denildi. 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan sonra Rus barış güçleri hankendinde konuşlanırken, kentin ne zaman Azerbaycan'a devredileceği ve Ermenistan'ın ne zaman barış anlaşması imzalayacağı merak ediliyor. Azerbaycan Milletvekili Arzu Nagiev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımadığını ve barış anlaşması imzalamadığını hatırlattı. Nagiyev Ermenistan tarafı statükoyu korumakla ilgileniyor. Sınırlama komisyonu oluşana kadar yani sınırlar net olarak tanımlanmamıştır. Aynı zamanda Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımadı. Bu süreç uzun sürecektir. Ama ne pahasına olursa olsun Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü bir barış anlaşmasının garantisi olarak kabul etmelidir. Bu sorunun 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın hükümlerine göre çözülmesi gerekiyor belgede İlham Aliyev, Putin ve Paşinyan'ın imzaları bulunuyor. İmza sahibi yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Ne yazık ki İlham Aliyev'den başka kimse onun imzasına saygı duymuyor dedi. Nagiyev, Ermeniler bölgesel güvenliğin daha geniş bir küresel güvenliğin parçası olduğunu anlamalı, aksi takdirde Azerbaycan askeri olarak hedefine tekrar ulaşabilir. Bu bağlamda Karabağ topraklarındaki barışı koruma kuvvetleri de görevlerini dikkatli bir şekilde yerine getirmelidir. Ermeniler, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Başkanlığı döneminde bundan yararlanmaya çalışıyorlar. Ancak bu girişim de boşuna olacaktır diye konuştu.